geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Biz de varız biz, evet. Sağ olun. Anne, çocuk o daha ne dediğini bilmiyor, boş ver. Bak ben bir başıma büyüttüm ikinizi de. Bedelini ödedim, hala da ödemeye devam ediyorum. Ama asla sizi kimseye bırakmadım. Babam bir fare gibi kaçıp gitti. Tek başıma yürüttüm ben bu gemiyi. Anladın mı? Tek başıma. Tamam. Herkes... Herkes üzerine düşeni yapacak. Ben yoruldum bu aileyi sırtımda taşımaktan ya. Yoruldum. Ayrıca sizi de boşuna büyütmedim. Bak, Resul Bey'in gönlünü hoş tutacaksın. Yarın parayı çıkacak, evi kurtaracağız. Son dakika adamın canını sıkmayalım. Anladın mı? Güzel. Hadi çıksın tabii ki. Harun, hadi sen bana içecek bir şeyler getir. Ağzım dilim kurudu. Tamam anne. Ayfer Hanım. Hı. Ne kadar şıksınız. Olabildiğince işte. Natural olmayı önemsiyorum ben. İnsan neyse o. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Öyle tabii, öyle. De laf aramızda erkekler çok da öyle düşünmüyorlar sanki. E devir kötü. Natural olacağız diye elimizdekini de kaptırmayalım. Değil mi? Yalnız tabii... Resul Bey hiç öyle biri değil, bambaşka biri. Sözüm meclisten dışarı yani. Öyle böyle 100 seneyi devirdik be Ekrem abi. Şükür. Ali ne zaman geliyor? Ne bitmez bir askerlikmiş bu ya. Eli kulağında. Bekliyorum çocuğumu hasretle. Gelsin gelsin. Gelsin de işin gücün başına geçsin. Yaşlandık. Sen de yaşlandıysan biz ölelim gari. Tövbe tövbe. Ezo nerede? Buralardaydı. Geli birazdan. Müsaadenizle. Buyurun. Az müsaade edebilir misiniz? İyi akşamlar. Cavidan Hanım, iyi misiniz? Terslik mi var? Yok, iyiyim. Her zamanki şeyler işte. Dağ gibiyim, asla yıkılmam diyor ha. O dağlara çoktan kar yağdı Ekrem Bey. Bu Resul var ya, onun en büyük şansı senin gibi bir anası olması. Biliyorsun değil mi? Bu kadın kim annem? Hayır yani. Oğul çalışanımızmışmış da peşine takılıp kuyruk gibi gelmeler ne oluyor? Ne işin var senin şirketin davetinde? Otursan ya evinde. Biliyor musun? Biz de senin için böyle derdik. Kim bu kadın? Ne işi var aramızda dolaşıyor? Kocana sorsana. Ve
gece hiçbir yere kaybolma. Yolla oğlanı. Otele geç, beni bekle. Çok özledim. Resul Bey, anneciğim. İhaleye de bir şey kalmadı. Hallediyoruz ev işini de. Sabah da avukat parayı hesaba yatıracak. Tekrar teşekkürler Resul Bey. Hakkınızı nasıl öderiz hiç bilmiyoruz. Bedava değil Harun'cum. Maaşından geçeceğiz artık. Ezo yok mu? Gelmişken onu da bir görelim istemiştik ama. Gelsin de hele bakayım. Göstereceğim ben onu da. Müsaadenizle.